Pekala çocuklar, işte albay geliyor. Onunla konuşacağım. Burada bekleyin. Günaydın albay. Hazırız. Günaydın Bay Kuy. Onlar uyarılara kulak asmadı değil mi? Yakında herkes buradan kimin sorumlu olduğunu öğrenecek. Söylediğim gibi yasal olarak benim olan bu araziyi bu insanların işgal etmesine izin vermem. Hepsini öldürün Bay Queen. Hepsini öldürün. Peki efendim. Beni izleyin çocuklar. Al tatlım, bunu sen bitir. Dur da ben yapayım. Bunu kendim yapabilirim diye düşünüyorum. Ne kadar bağımsızsın. Bugünün çok özel bir gün olacağını hissedebiliyorum. Kasabalılar ilk defa rahiplerini görecekler. Hoş geldiniz dostlarım. Bu Tanrı'nın bize verdiği kutlu bir gün. Asıl sorun bizim onunla ne yapacağımız. Bu fırsatı kendim, karım, Sarah ve kızım Rachel'ı tanıştırmak için değerlendiriyorum. Hoş geldiniz. Acele et, acele et! Geliyorlar! Ya. Hadi, hadi! Onu terk ettik. Eminim hepimizin nerede olduğunu merak ettiğimiz zamanlar olmuştur. Hata yaptığınızda onun nerede olduğunu merak edersiniz. Bazı zamanlarda neden acı çektiğinizi düşünerek Tanrı'yı lanetlersiniz. Ve ihtiyacınız olduğunda yanınızda olmadığını düşünürsünüz. Kardeşlerim, Tanrı kalpleriniz. Hadi gelin, gelin. Kaçmalarına izin vermeyin. Lütfen içeri girin. Rahip, yardıma ihtiyacımız var. Tanrı'nın evine hoş geldiniz. Bize katılın. Lütfen oturun. Şimdi bölüm 2'yi söyleyerek sesimizi tekrar yükselteceğiz. Teşekkür ederim. Merhaba içeridekiler. Şimdi o hırsız işgalcileri dışarı yollayın. Günaydın peder. Günaydın. Ayininizi böldüğüm için özür dilerim ama o insanları götürmek için emir aldım. Kimin emri? Albay Kusek'in emri efendim. Bu iyi insanlar bir suç mu işledi? Onlar sadece bir grup işgalci hırsız. Kendilerine ait olmayan bir toprağa yerleştiler ve gitme şansları vardı ama değerlendirmediler. Bakın, o insanlar şu anda Tanrı'nın evine sığındılar. Buna saygı duyuyorum peder ama onları almak için emir aldık. Adamlarımın onları almasına izin vermelisiniz. Hiç zannetmiyorum. Onları çıkar peder. Yoksa kilisedeki herkes ölür. Beni duyuyor musunuz? İçeride silah yok. Şiddete hizmet etmek yanlış efendiye servis etmektir. Onları çıkar. Ben buradan gidiyorum. Benimle gelen var mı? Gidelim. Bekleyin. Hadi acele edin. Gidelim buradan. Hayır, hayır.
Bir kez daha sizden burayı terk etmenizi istiyorum. Hiç yandaşın kalmadı. Gidin buradan, hemen. İşi bitirin. Hayır, hayır. Orada kadın ve çocuklar var. Uzaklaşın. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Beni izleyin. Zera? Rachel! Zera! 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 Hayır. Hayır. Hayır! 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 Başkan, konuşmalıyız. Bu konuyu daha sonra konuşuruz. Evet, Rahip. Benimle konuşmak mı istiyorsun? Mezarlıktan geliyorum. Evet. Sevgili Sarah ve Rachel. Neden diğerleri oraya gömülmedi? Bütün kasaba üzüntünü paylaşıyor. O insanlar da uygun bir yerde gömülmeyi hak ediyor. Bessie ve Henry Dobbs'ta gömüldü. Kendi arazilerinde, kasabanın doğusunda. Hala benim soruma cevap vermedin. Neden mezarlığa gömüleniyorlar? Kasaba komisyonu albayın bunu hoş karşılamayacağını düşündü. Demek albayı üzecek bir şey yapmamalıyız, öyle mi? Daha fazla bela istemiyoruz. İnsanlar olarak adaleti sağlamalıyız. Ellerindekini kaybedince vahşileşen çok adam gördüm tatlım. Asla kendini tüketmiyorsun. Sen de sevdiğim de bu. Kötülükle karşılaştın. Asla kötülüğe kötülükle karşılık vermedin. Doğruya saygı duydun. Gelecek ne getirirse getirsin, aynını yapacağını biliyorum. Yaptıklarım için beni bağışla. Bir yıl sonra. Sevgili Selam, her zaman rehberim oldun. Ama geçici ve ahlaksız bir duaları var. Ve yokluğun kalbimdeki yerinde asla bir değişiklik yapmadı. Sana son dokunuşumdan bu yana geçen zamanda yaptıklarımı anlatmak için kağıt ve kalemi elime aldım.
Saatlerce yansımayla dualar bana aradığım cevabı verdi. Ve şimdi kalbimin sana olan yükümlülüğünü bir an olsun bırakamıyorum. Kötü niyetten uzak bir yaşamın oldu ve beni aydınlattın. Bunu sürdürmek istiyorum. Düşmanlarımıza diğer yanağımızı uzatmamız gerektiğine olan inancım beni pusulandırdı. Ama anladım ki içimdeki intikam duygusu asla bitmeyecek. Ve bunu tek yolla söndürebilirim. Hayatımın anlamını çalan insanların kanlarıyla. Biliyorum ki katillerini aramak ve onlardan senden çaldıkları için ufak bir bedel almak mirasını soldurup bana utanç verecek. Düşüncelerim kardeşlerime karşı artık iyi vicdanlı kalamayacaktı. Ben Tanrı'nın adaletini sağlamak için sınandım. Elimde kalan bu ve bunu yaşamam gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden birlikte yaptığımız içi sen ve Rachel'ın anılarıyla dolu olan evi terk ettim. Ve atımı ıssız yerlere sürdüm. Her zaman kalbimde olacaksın. Seni seven kocan. Pes mi ediyorsun? Silahsızım. Silahımı biraz geride kaybettim. Hazır mısın? Bana biraz zaman ver. Pislikler hakkında öğrendiğim tek şey var. Ne zaman köşeye sıkışsalar zaman isterler. Şimdi söyle. Soyup soğukkanlılıkla öldürdüğün insanlara sen zaman tanımış mıydın? Aa. İyi akşamlar beyler. Bu da ne böyle? Ne kadar da beceriksizim. Sizden çok özür dilerim. Özür? Neden? Yapmak üzere olduğum şey için. İkiniz de ölü ya da diri aranıyorsunuz. Siz seçin. O atın üstündeki kim? Kardeşin. O yanlış seçim yaptı. Yalnız seçim yapmak aileden geliyor olmalı. Savaşta çok fazla adam öldürdüm. Bu nasıl bağışlanabilir? Sen inandığın şey için savaştın. İnsanların özgürlüğü için, intikam için değildi. İki taraftan da iyi insanlar öldü. Şimdi insanların ruhunu kurtarmak için savaşıyorsun. Savaştan bu yana çok hayatı değiştirdin. Sen bağışlandın. Sadece bunu dilediğin için. Ayrıca kimseyi intikam için öldürmedin. Sevgili Sera... Kitapta asla intikam almayın, bunu Tanrı'nın gazabına bırakın diyor. Ama şimdi intikam tutkusu beni aylardır uzak kalmaya çalıştığım bu yere getiriyor. Hatıralarıma olan saygımdan hayatımın alındığı bu yeri silmeye karar vermiştim. Ama bu acımasız his her gün ve gece içimi kemirmeye devam ediyordu.
kanun kaçaklarını takip etmek en doğru ve en iyi şey diye düşünüyordum. Ama korkarım onları Tanrı'nın gazabını beklemeden adalete kavuşturmak istediğim insanların yerine koyuyordum. İkiye bölünmüş durumdayım. Anılarına nasıl bağlı kalacağımı bilmiyorum. Umarım bilgeliğin hep benimle olur. Seni seven kocam. Senin için ne yapabilirim? O da ne? Üzerinde yazıyor. Ödül avcısı. Duck kardeşlerimi yakaladın. Dışarıdalar. Sana sorun yaratmadılar mı? Pek sayılmaz. Albay bu hainlerin yakalandığına sevinecek. Bu aralar paraya ihtiyacım var. Biz senetle çalışıyoruz. Ben imzalarım. Bankadan alırsın. Parayı aldığım sürece sorun yok. Seni tanıdığımı sanmıyorum dostum. Bir yerde arkadaş edinecek kadar kalmam. Adım ne demiştin? Bunu söylemedim. Evet. Getirdiğim üçü için senedi doldurun. Ben de yoluma gideyim. Halloldu bile. Şerif geliyor. Elazığ. Elazığ. Günaydın. Şerif. Demek hala buradasınız. Evet, buradayız. Bunu açıkladım sanıyordum. Buradan gitmelisiniz. Burada kalmaya devam ederseniz bu insanların sonu olur. Burası bizim toprağımız Şerif. Satın aldık ve son kalan paramızla ödedik. İkimiz de biliyoruz ki albay bunu böyle anlatmıyor. Albay tapuyu vereceğini söyleyerek bizim paramızı aldı. Bütün paramız onda şimdi. Bir Şerif'le konuşuyorsun. Bunu sakın unutma. Albay Kuseki de yanlış bir şeyle suçlama. Elaz ya, bu kadar yolu son bir uyarı yapmak için geldim. Burayı hemen boşaltmazsanız insanların başına kötü şeyler gelecek. Engelleyemeyeceğim şeyler. Şimdi toplanın ve gidin. Muhtemelen benimle bir sorunu var, biliyorum. Biliyorum. Gel buraya tatlım. Hey kovboy, biraz yavaş ol. Bir öpücüğü bedava alabilirsin. Fazlasını istiyorsan bunu ödemelisin. Ben buna hazırım. Aa, ne yapıyorsun? Kapa çeneni. Senin gibi birinden emir almam. Beni duydun? Bir kadına böyle davranmamalısın. Aa. Sözünü geri alacaksın. Sözlerimi geri almaktan pek hoşlanmam. Ona davranışımı beğenmedin mi? Bu konuda ne yapacaksın? Üstü kalsın. Nereye gidiyorsun? Kalacak bir yer bulmaya.
Adam yorgunum diyor çocuklar. Belki de onu biraz hırpalamalıyız. Yeterince eğlendin. Hayır. Yeni başlıyoruz. Kaldırın onu. Kaldırın. Şunu dışarı atın. Hadi. Hadi çocuklar, içkiler bende. Pekala, pekala. Hadi seni kaldıralım. Biliyorum. Pekala. Kalk bakalım kovboy. Hadi, hadi çık dışarı. Çek. Bir daha sakın buraya gelme. Günaydın albay. Sizin için ne yapabilirim? Mesaya gidiyordum. Hello'dan geçiyordum. Baktım ve işgalcileri gördüm. İşgalciler Queen hala oradalar. Evet efendim, ama bunun üzerine çalışıyorum ve şimdi her an gidebilirler. Bunun üzerinde çalışırken neden birkaç iyi adam almıyorsun? Güçlü olanlardan. Elimizde birkaç tane iyi var. Biraz masraflı ama bunu halledebilirim. Benim ihtiyacım olan katil ruhlu biri. Ödül avcısı. Duck kardeşler aklamış üçünü birden. Üçünü de mi? Ben de o hainleri yakalamak istiyordum. Öyle birini kullanabilirim biliyorsun. Hala kasabada. Eğer para peşindeyse benim için de çalışır. Ona karşı koyamazlar değil mi? Bunu ayarlarım. Hepsi orada, son peniye kadar. Evet,
Eminim öyledir. Ama merak ettim. Benimle ilgilendiğin için teşekkür ederim. Kasabadan gidiyor musun? Emin değilim. Buralarda olacaksan odayı kiralayabilirsin. Haftalığı $1, günde bir yemek. Ama işini kendin yaparsın. Benim için uygun. Buralarda içki içme. Emilia'nın kötü alışkanlık edinmesini istemem. Hem de hiç istemem. Dediğini yaparım bayan. Ve bir şey daha. Evimde silah istemem. Onu güvenli bir yere koyarım. Günaydın ödül avcısı. Günaydın. Oradaki arabayı görüyor musun? Bir grup işgalciye ait. Öndeki Elazığ'a. İnsanlar onu peygambermiş gibi dinliyor. Pekala. Neye karar verdin? Kalıyor musun? Bir süreliğine. Dün gece burada sorun çıktığını duydum. Bu kadar da önemli bir şey değildi. Onları haklamadığın için çocuklar şanslı. Yabancı sevmezler. Burayı çok seveceksin. Baharları muhteşemdir. Albay opera sever. O yüzden bir opera salonu yapacağız. Ve bu uzun sürecek bir proje olacak. Salon Dallas ve Yukarı Ward'dan en iyi kızları getirir. Ve işte Grand Otel'de tam şurada. Kiliseniz yok mu? Evet, bir tane var ama havaya uçtu. Kazayla. Albay tekrar yapılması için gerek görmedi. Geç kaldım. Programlı olduğunu bilmiyordum. Yemeği 6 sıralarında yeriz. Burada değildin, kaçırdın. Özür dilerim. Dua edelim mi? Sevgili Tanrım, bizi cömertliğinle kutsa ve kısmetimizi paylaşan insanları da. Amin. Amin. Emilia, yemekten sonra kitaplarını başına geç. Tamam. Biraz geride kaldın. Okula gitmiyor mu? Tek okul hoş karşılanmadığımız Willow Springs'te. Ben daha fazla yiyemeyeceğim anne. Pekala. Tabağını kaldır, kitaplarını da al. Tamam. Onu ben çalıştırıyorum. O bir çocuk. Neden anlıyorlar? Benim yüzümden. Buraya geleli 1 yıla yakın oldu.
Yeni bir başlangıç istedim. Geçmişim beni izledi. Başka bir şey konuşalım ha? Şey gibi... Nereden geliyorsun? Yakınlardan. Burada çok fazla toprak var. Birkaç yıldır bir yerden bir yere gidip duruyorum. Bundan önce? Israrcı bir kadınsın. Çatımda kimin uyuduğunu bilmek istiyorum. Nereden geliyor, nasıl bir insan? Tamam o zaman, birkaç yıl önce neredeydin? Savaştaydım. Savaş biteli uzun süre oldu. Ya sonra? İzninle bayan, ben doydum. Bizden ne istiyorsunuz? Sadece biraz eğlenme. Kaç. Yardım edelim. Aman tanrım, o iyi mi? Neler oluyor ne böyle? Ne yapmış onlara? İyi misin? İyi misin? İyi mi? Onlar iyi mi? İnanamıyorum. Cevap versenize. İyi misin tatlım? Yaşıyorlar. Hemen sadece biraz hırpalanmışlar. Tamam, tamam. Onları temizleyelim, sonra da yaralarına bakalım. Hadi. Kendine gelmeye bak. Bu konuda ne yapacağız? Hadi onu içeri. Şerife gidemeyiz, bunu biliyoruz. Bir cevap bulmak için dua edeceğiz. Yanından geçerken raftan bir kitap aldı. Onun etiketinde portakal, marmelat. 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 O da ne? Marmelat mı? Bir çeşit reçel. Oturabilir miyim? Pekala, bakalım orada ne varmış. Bu harika bir hikaye Emilia. Özellikle tavşanı çok severim. Bana okur musun? Belki başka bir gece. Lütfen efendim. Gerçekten bana okumanızı istiyorum. Pekala Emilia, biraz okuyacağım. Ben bir kahve alayım. Ya evet, ben de bir fincan alayım lütfen. Teşekkürler. Anne, üşüdüm. Ateşi yakabilirim. Hayır, odun bitti. Peki, kitapta en sevdiğin karakter hangisi? Alice. Onun gibi olmak istiyorum. Tavşanlarla konuşuyor. Nereden başlıyoruz? Marmelat. Marmelat, tamam. Etiketinde portakal marmelatı yazıyordu. Ama boş olması onu hayal kırıklığına uğrattı. Kavanozu düşürüp birinin altında kalıp ölmesini istemezdi. O yüzden onu dolabın içine koydu. Tamam diye düşündü Alice kendi kendine. İşte oldu. Beyin gücü değil, kas gücü gerektiriyor. Sen derslerinle ilgilen küçük bayan. Eminim herkes kadar iyi odun kırabilirim. Eminim yapabilirsin. Ah!
Bir süreliğine dışarı çıkın. İş için mi? Sadece gezeceğim. Eğer bunu yapamazsanız başkası yapar. Anladınız mı? Hadi gidin buradan. Nereye gidiyorsun? Hiç, sadece geziyorum. Ben silah taşımadığını fark ettim de. Bugün değil. Onsuz çıplak hissetmiyor musun? Şu anda biraz dinleniyorum. Öldürmeye mola verdin. Sanırım insan bazen buna ihtiyaç duyuyor. Şu işgalciler. Yalancı ve hırsızlar. Buraya gelip birinin arazisine el koyabiliyorlar. Belki ödül avcısı olarak ilgilenebilirsin. Albay onlardan kurtulmak için çok para verir. Dediğim gibi, biraz dinleniyorum. Adamlar sürekli bizi zorluyor. Elazığ'a huzuru korumalıyız dedi. Bu bize kalmış. O bizim liderimiz. Bir şeyler yapmalıyız biri. Tamam, sana minnettarım. Bu şerifle gördüğümüz adam değil mi? Evet öyle. Bu onlardan biri. Sizi burada istemiyoruz bayım. Buraya gelmeniz iyi bir fikir değil. Bu dostça bir ziyaret çocuklar. Siz hiç dostça davranmazsınız. Billy, Jacob, indirin şunları. Bu aralar biraz gerginiz. Şerif'in adamları bizi buradan atmak için uğraşıyorlar. Onlardan biri olabilir Elazığ. Bunu anlarız. Jacob, inin attan bayım. Her zaman peşinizde midir? Bili mi? Bana göz kulak oluyor. İyi çocuktur. Sadece biraz ateşli. Buraya öylesine gelmiş olamazsınız herhalde. Ne istiyorsunuz bayım? Sizin burada ne yaptığınızı merak ettim. Gördüğünüz gibi buraya yerleşmeye çalışıyoruz. Kilise yapıyoruz. Buralara gerekli bir şey bu. Eder misiniz? Hayır. Sözlerini dinleyip izlemeye çalışan biriyim ben. Arazinin sizin olmadığını duydum. Olmadığını kim söylüyor? Little Spring şerifi. Bu onun işi değil. Bu başınızı belaya sokabilir. Bu araziyi adil biçimde parasını Kusek'e verip altın parayla aldık. Satış belgesi nerede? Hiçbir şey vermedi. Paranızı aldı, size belgeyi vermedi. Şimdi de sizi buradan atmaya çalışıyor. Bu olayı özetliyor. Şerif olayı böyle görmüyor. Kusek'e ödeyip satın aldık. İnsanlar onu seçti. Bu civardakiler onlara söylenene oy verir. Hala burada kalmayı istiyorsunuz. Gerçek bizim yanımızda. Biz her zaman buna inandık. Biliyor musunuz? Bu sebepten insanlar öldü. Ölüm beni korkutmuyor. Buna savaştan alışkınım. Ben çok ölüm gördüm. Şimdi barış için yaşıyorum. Kadın ve çocuklar da buna maruz kalacak. Bu bir tehdit mi? Bu gerçek. İyi günler bayım. Nasıl yardımcı olabilirim? Henry ve Bessie Dubs'ı arıyorum. Burası onların dükkanı değil mi? Sattılar ve taşındılar. Sanki tüm kasaba satıp taşınmış gibi. Bir şey mi alacaktınız? Arazi ofisi amblemini gördüm. Oraya mı kayıtlısınız? Bu doğru. Buranın hesabını tutuyorum. Kasabanın güneyinde bir arazi var. Hemen yolun yanında. Orası Albay Kusek'e ait. Peki
Bunu kayıtlara bakmadan nasıl bilebiliyorsunuz? Albay Kusek güneydeki bütün toprakların sahibi ve daha pek çok yerin. Onlardan hiçbirini satmadığından emin misiniz? Albay arazilerini satmaz. Eğer satsaydı bunu kesinlikle hatırlardım. Ve satsaydı bunu kaydı sizde olurdu. Bu doğru. Satış belgesini görürüm, kayda geçiririm ve onları arka taraftaki dosyada tutarım. Başka bir şey var mıydı? Şu şekerlerden alayım. Yeterli mi? Evet. 2 sent. Teşekkür ederim. İşgalcilerinle konuştum. Elazığ'a arazinin kendisine ait olduğu konusunda seni kandırdı mı? Arazi için altın parayla ödeme yapmış. Yaşlı bunak başka ne dedi? Bay Kusek'in ona satış belgesini vermediğini. Albay onuruyla yaşayan bir adamdır. Bu kasaba için planları var ve bunu yapmaya çalışıyor. Belki de bu onur ve plan sahibi adamla tanışmalıyım. Senden ona bahsettim bile. Oraya şimdi gidebiliriz. Bu arada bir sorun var. Daha önce hiç tanıştık mı? Hatırladığım kadarıyla hayır. Hatırlardım. Evet. Eminim hatırlardın. Albayın sırları mı? Sadece bir kısmı. Albayda binlercesi var. Bunları otlatmak için çok arazi gerekir. Gözünün görebildiği bu arazi bütünüyle albaya ait. Albayı uzun zamandır mı tanıyorsun? Onun için çalışmaktan memnun olacak kadar. Albayın başı beladım. Hazırlıklı olmayı sever. Bay Quinn, işgalcilerle ilgili iyi haberler vermek için mi geldiniz? Korkarım hayır. Anlamadım. Gitmeyi reddediyorlar. Bu adam da kim? Bu size bahsettiğim ödül avcısı. Evet. Onlarla konuşmaya gitti. Ona yalan söylemişler. Bu doğru. Hangisine inanmak daha kolay? Halkın temsilcisine mi yoksa bir avuç hırsız dolandırıcıya mı? Adamın kaybedecek bir şeyi yok. Bu da ne demek? Arazilerinden fazlasını istemiyorlar. Makul insanlar gibi görünüyorlar. İnançlarına bağlılar. Siz eğitimli bir adamsınız. Dünya hırs üzerine kurulmuştur. Yoksa siz hırslı biri değil misiniz? Bazı konularda. Burada bir konyağım var. Fransa'dan, Paris'ten bana yollandı. Burada bulamıyoruz tabii. Bu da servetin faydalarından biri. Şimdi bana söyleyin, hayatta en çok arzuladığınız şey nedir? Sabır. Sabır. Bunu sevdim, bunu çok sevdim. Aslında benim arzum hırs olsa da. Evet, bazıları hırsın kötü olduğunu düşünür.
Bence hırs iyi bir şey. Özellikle de servetinizi yayıyorsanız. Yayıyor musunuz? Tabii ki. Bana hizmet edenlerle, vizyonumu paylaşanlarla. Sanırım kasabaya dönmeliyim. Ayşe, ben bu kadar kısa ziyaretinize üzüldüm. Daha Konya'nıza dokunmadınız bile. Konya için bu kadar üzülmeyin. Sofraya gel tatlım, yemek vakti geldi. Yine mi fasulye çorbası? Bu çorbadan sıkıldım anne. Aa, bunu seversin. Hayır, sevmiyorum ve bunu yemeyeceğim. Bayan. Merhaba Emilia. Yemekten sonra yediği şeker getirdim sana. Tabii annen izin verirse. Sorun değil ama Emilia yemek yemeyecek. O yüzden şeker de yok. Nedir o? Bu sert şeker. Sanırım başka zaman yiyebileceksin. Sert şekeri severim. Ve fasulye çorbasını da seviyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Dua edelim. Ulu Tanrım, yemek için teşekkür ederiz. Ve huzur içinde. Amin. Amin. Spencer, bekle. İçmeye gidiyorum, ısmarlayayım mı? Sonra. Benimle gelmelisin, atını al ve diğerlerini de topla. Pekala. Sıcak bir kahve istersin diye düşündüm. İyi olur. Emilia mutlu uyudu. Nezaketin için teşekkür ederim. Rica ederim. Bu onun için fazla. Annesi haricinde birinden ilgi görmek. Onun için çok iyi bir şey. Sen iyi bir adamsın. Hakkımda bir şey bilmiyorsun. İnsanları iyi yargılayabildiğimi görüyorum. Geçen gece bana geçmişimi sormuştun. Maggie... Ben de hatalar yaptım. Bundan gurur duymuyorum. Starkton'da bir salonda çalışıyordum. Emilia doğduğunda kimden olduğunu bile bilmiyordum. Biraz birikmişim vardı ve taşınıp buraya yerleştik. Burada da salonda çalışıyorum ama sadece bardakları temizleyip yerleri siliyorum. Öyle ya da böyle hepsi temiz para. Kazandığımın çoğu burası için ödediğim kiraya gidiyor. Bu niçin? Oda paranı ödedin. Tavuk ve hamur köftesi. Biraz değişiklik. Ben de fasulye çorbasından sıkılmaya başladım. Olmaz. Peki, hadi lütfen. Geri vereceğim. Bunu borç olarak alma. Sakın beni yargılama. Kimseyi yargılamak bana düşmez. Gidip Emilia'ya bir bakayım. Thank you.
Elazığ! 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 Başkaları ölmeden buradan gidelim diyorum. Albay burayı almadan asla durmayacak. Bırakalım alsın. Batı'da yerleşebileceğimiz daha çok yer var. Burası için çok uğraştık. Ekin baharda yeşerecek. Kalalım derim. Onlara korkmadığımızı gösterelim. Bu arazi için ölmek istemiyorum. Elazığ burası için öldü. Bu onun rüyasıydı. Rüyasını canlı tutmak bize bağlı. Saçma sapan konuşma biri. Ama eğer bir şey uğruna ölmeyeceksek... Birer korkaktan başka hiçbir şey değilizdir. Ve ben bu kampın çocuklarının liderlerinin dimdik ayakta durduğunu bilmelerini istiyorum. Buranın parasını ödedik. Haklı olduğumuzu bilirken yenilgiyi kabul edemeyiz. Elazığ kilisenin yapılmasını istiyordu. Burada olduğumuzun bir simgesi olsun. Ben kalıyorum. Biraz daha kereste, bir paket çivi ve birkaç şey daha. Albay size daha fazla kredi açmıyor. Bak, senden tek istediğim ekinimiz çıkana kadar bize yardım etmen. Albay'ın bunu bilmesi gerekmiyor. Bu kesede 25 dolar var. Kalanı sana daha sonra ödeyeceğiz. Sana borçlu kalmayacağız. Tamam. Endişelenmemize gerek yok. Bir dahaki teslimat çarşamba günü. Evet. Görünüşe göre kampa yaptığın ziyaret pek etkili olmamış. Bana açıklamak ister misin? Liderleri dün öldürüldü. Gideceklerdir. Yeterince çabuk değil. Bilirsin Queen, asla hiçbir şeyi şansa bırakmayacaksın. Onları istiyorum. Gitmelerini ya da gömülmelerini istiyorum. Dün gece onlara saldırmışlar. Liderlerini öldürmüşler. Elazığ diye biri. Hala buradalar mı? Öyle görünüyor. Bu katliamla sonuçlanacak. Belki. Belki de değil. Kendilerini koruyamayacaklar. Kusak hepsini öldürecek. Onların aksine silahları var. Seninki de dahil mi? Onun için mi çalışıyorsun? Hayır. Nereye gidiyorsun? Pekala, bir, iki, üç. Tamam, oluyor. Hadi. Tamam. Oluyor, evet. Devam edin. Güzel. Biraz daha. Tamam. İyi. Yeniden olacak Sera. Adalet ve intikam arasında fark olduğunu biliyorum. Sadece ne olduğunu bilmiyorum. Keşke seninle konuşabilsem. Bu şekilde devam edemem. Bir şeyler yapmalıyım. Sabaha işgalci sorununa bir çözüm bulup döneceğim. En iyi seçenek onunla ilgilenmek olacak gibi. Spencer. Sonra görüşürüz tatlım.
Ne halt ediyorsun sen burada? Çocuklara bazı atışlar gösteriyordum. Tabancanı kaldır ve işgalcilere sakla. Gel. Söylenene göre ödül avcısı Maggie'nin evinde kalıyormuş. Eskiden de Stockton'da çalışıyordu. Onu haklamak için kadını kullanacağız. Savunmasız kılacağız. Ödül avcısıyla baş edebiliriz daha önceki gibi. Albay bu işin kökten çözülmesini istiyor. Mecbur kalırsan kadını da öldür. Az önce onu kasabada gördüm. Hadi gidin. Hallederim Queen. Adams, Pop. Benimle gelin. İyi akşamlar Maggie tatlım. Çekil git yolumdan. Ha, bu hiç hoş değil. Pek iyi hissetmiyorum. Beni hatırlıyorsun değil mi Maggie? Hayır. Ben seni iyi hatırlıyorum. Stockton'daki Silver Palace'tan. Eskiden iyi vakit geçirirdik he? İyi akşamlar Maggie. Hadi oynayalım biraz. Kaçmaya çalışma. Saklanacak başka yerin yok. Benden ne istiyorsunuz? Ne istediğimizi biliyorsun Maggie tatlım. Bırakın. Bırakın beni. İyiliğini istiyorsan rahat dur. Benden uzak durun. Şimdi beni hatırladın değil mi? Hayır. Hatırladığından eminim. Özel neyin var zannediyorsun bilmiyorum ama seni hiç hatırlamıyorum. Hala çok küstahsın. Tutun şunu. Hayır. Hala kadınlara kötü davranmayı bırakmadınız. Çekin pis ellerinizi üzerinden. Defolun. Korkarım bunu yapamayız. Yapmanızı istiyorum. Ölmek için sabırsızlanma. Yavaş ol. Görüyorsun iş başındayız. Şimdi seni kim kurtaracak? Ulu Tanrı zavallı ruhlarınızı affetsin. Bir rahip olmalısın. Pop, onu yaklaştır da ıskalamayalım. Geçti, bitti. Hadi gidelim buradan. Silah sesi duydum. Siz iyi misiniz? İyiyiz. Adamlarından ikisi birbirini vurdu. Her şey yoluna girdiğini düşündüğüm her sefer bir kötülük oluyor. Beni haklamak için seni kullandılar. Orada ne yapıyordun? Çamaşır bırakıyordum. Şimdi her şey yolunda. İncil'in arasında bir fotoğraf var. Acı veriyorsa anlatmak zorunda değilsin. Öldüler. Öldürüldüler. Onlar öldükten sonra adalete hizmet edebilirim diye ödül avcısı olmaya karar verdim. Kasabanın dışındaki yıkık kilise benim kilisemdi. Queen'i havaya uçurdum. Karım ve kızım Rachel mezarlıkta gömül. İntikam almaya mı geldin? Hayır. Karım intikam duygusuyla davranmayacağıma söz verdi. Neden hala buradasın peki? Kasabadan gidip dönmeyebilirsin. Yaşadığım hayat zayıf ruhumun esiri. Duyguya yer yok.
Bir adam böyle yaşamamalı. Maggie, ben sadece... Anne. Senin burada ne işin var tatlım? Korktum. Ne oldu? Neden korktun? Bilmiyorum. Hadi canım, neredeyse sabah oldu, seni yatırayım. Ben onun yatırmasını istiyorum. Bundan onur duyarım. Çok özel küçük bir kıza aitti. Senin olmasını o da isterdi. Teşekkür ederim. İyi geceler. Bay Queen. Bay Queen. Günaydın albay. İşgalciler için bir planım var. Sanırım ödül avcısı durumu dün hallolmuştu. Onlar en iyi adamlarımdı. Yoksa sen ve adamların beni hayal kırıklığına mı uğrattınız? Bunu kendim yapmalıydım. Ben hallederim. Hayır, daha fazla bekleyemem. O işgalcilerin ve ödül avcısının icabına bakılmasını istiyorum. Anlatabildim mi? Evet efendim. Evet efendim. Bay Queen. Evet efendim. Kasabanın erkeklerini burada istiyorum. Evet efendim. Beyler, bugün buraya sizi vatandaşlık görevinizi yerine getirmeniz için topladım. Bu kasabada sağladığımız gelişmeyi fark etmenizi istiyorum. Ve geleceğinizi düşünmenizi istiyorum. Çünkü gelecek için büyük planlarımız var. Ama Little Springs'in gelişimini paylaşamayanlar var. Vizyonumuzu, kendilerini bizden ayıranlar var. Bizden kaçıyorlar. Ama bunu yaparak gelişmemizi engelliyorlar. Yolumuzu kapatıyorlar. Onlar devamlılığımız için büyük tehlike yaratıyor. Onlara ait olmayan araziye yerleşen insanlardan bahsediyorum. O pislik işgalcilerden bahsediyoruz. Ve onlar varlığımıza kaygıya sebep olarak engel oluyorlar. Şimdi sizler bu insanlar ne zarar verebilir diye sorabilirsiniz. Bir kelime saygı. Size saygı duymuyorlar. Yaşam şeklimize saygı duymuyorlar. Vahşiler gibi çadırda yaşıyorlar. Bazı şeylere bağlılar ve bilmediğimiz bir inançları var. Pekala, ne yapacağız albay? Yapılacak tek bir şey var. Oraya gideceğiz ve dikkatlerini çekeceğiz. Güç göstereceğiz onlara. Evet. Tek anladıkları şey bu. Doğru söylüyor. Evet, ve gitmezlerse karşınıza çıkanları öldüreceksiniz. Hepsini öldüreceksiniz. Çünkü sizler ilerlemenin acı olmadan gelmeyeceğine inanmalısınız. İlerleme fedakarlık yapılmadan gerçekleşmez. Bu acı ve fedakarlık, özgürlük ucuz değildir. Size düşen atlarınıza binip vatandaşlık görevinizi yapmak. Ben varım. Ben. Ben varım. Ben. Şurayı imzalayın. Ben varım. Teşekkür ederim çocuklar. Burada ne işin var senin? Konuşmaya geldim. Sanırım seninkiler arkada işaretini bekliyor. Sadece benim, başkası yok. Ne istiyorsun? Eliza için üzüldüm. Buraya bunu söylemeye mi geldin? Ölümü sadece bir başlangıçtı. Senin de görebildiğin gibi kalıyoruz. Bir dahaki sefere hepinizi öldürecekler. Kadınlar ve çocuklar da dahil. Bırak gelsinler.
Korkmuyorum. Silahları olacak. Sence Eliza ölmenizi ister miydi? Burada kalacağız. Umarım Tanrı ruhlarınıza acır, çünkü onlar size acımayacak. O sadık kullarını kollar. Gün doğuşunda gelecekler. Bunu iyi düşünün. Bunu hak edecek. Ne yaptık biz? Hiçbir şey yok. Kesinlikle hiçbir şey. Sadece bazı insanlar çok kötü. Elazığ her zaman Tanrı bekleyenlerle olur derdi. Dışarıdakiler hiçbir işe yaramaz. Onları endişeli vatandaşlar olarak görüyorum. Onlar işi yapıp bizim elimizi kirletmeyecekler. Ama başkalarında ben olacağım. Hayır, hayır, hayır. Şerif olarak onları durdurmaya çalışacaksın ama geç kalacaksın. Şafakta yola çıkacaklar. Ve ben de iyi bir rapor bekleyeceğim. Evet, iyiyim. Gideceğini düşündüm. Buna ihtiyacın olabilir. Gitmen gerektiğini biliyorum. Onlara yardım edecek kimse yok. Galiba anlıyorum. İnsanlara yardım etmeye. Geri gelecek mi? Bilmiyorum tatlım. Umarım gelir. Umarım. O oyuncağı nerede buldun? Bana o verdi. Beri. Gidiyorsunuz. Çok kalabalıklar. Silahları var ve kullanacaklar. Buraya yerleştik sanıyordum. Bu sefer bizi buradan temizleyecekler. Hala yaşıyorken buradan toplanıp gidelim diyorum. Bizi izlerler. Bizi gömene kadar durmazlar. Ben gitmiyorum. Bu toprak bizim hakkımız ve kandırıldık. Burayı istiyorlarsa önce beni gömmeliler. Şimdi karşılarında durmazsak sonrakinde gideceğimiz yerde ne olacak? Silahımız yok. Bu şekilde kazanıyorlar zaten. Daha önce konuştuğumuz gibi silahlar sadece daha fazla ölüm getirir. Biz birbirimizi vurmaktan ve öldürmekten vazgeçmeliyiz. Ben kalıyorum. Bu Elazyan'ın istediği şey Samuel. Peki ya çocuklar? Kadınlar onları arabalara dolduracak. Eski bufalo otlağında saklanacaklar. Bu şekilde güvende olacaklar. Eğer hep birlikte kalırsak kazanabiliriz. Hadi beyler gidelim.
Günaydın. Bize katılmaya mı geldin? Eğer izin verirseniz. Silahının işleri daha iyi mi yapacağını sanıyorsun? Daha iyi bir fikrin var mı? Planımız burada kalmak. Bu plan değil, bu intihar. Hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm. Sadece ben ve gelenlerin arasına girmeyin. Burada silah kullanılmasına izin vermeyiz biz. Onlara bu kuralı söylediniz mi? Çünkü silahlılar. Yollarına çıkan herkesi öldürecekler. Öyle olsun. Koruma için dua ettik. Bu başınıza gelecek olan şeylerden sizi koruyamaz. Ve İncil bunu durduramaz. Buradan asla gitmeyeceğiz. Sizler Albay Kusek'in arazisini işgal ettiniz. Burası onun değil. Yasal evraklar onun diyor. Anladınız mı beni? Burası için para ödedik. Ya burayı toparlanıp terk edersiniz ya da adamlarım siz işgalcilerin hepsini teker teker vuracak. Yeterince anladınız mı beni? Hemen burayı terk edin. Hey, iyi misin? Siz bayım işgalcisiniz. Çıkın topraklarımızdan. Ateş etmeye hazırlanın. Bu size son uyarı. Onları da mı havaya uçuracaksın? Kadın ve çocukları havaya uçurmakta çok iyisin. Silahsız adamları vurmakta. Bu insanlar arazilerinde silah istemiyor. Onları üzmek istemem. Onların isteklerini neden umursayım? Bu insanları öldürmene izin vermem. Bu sefer olmaz. Ha, sen olsun. Rahip, kilisedeki peder. Seni daha önce gördüğümden emindim. Devam et çocuk katili. Sıra kimde? Biriniz ateş ederseniz yemin ederim hepiniz ölürsünüz. Eminim hepiniz yanlış yönlendirilmiş iyi insanlarsınız. Bu bizim kavgamız değil çocuklar. Gidelim. Bir yerden tanıyordun değil mi? Arazinizde böyle bir şey olduğu için özür dilerim. Bu iş burada bitti. Teşekkür ederim. Bitmeden önce bir şey daha var. Yardım edebilir miyiz kardeşim? Sadece kiliseyi yapmayı bitirin. Orada durun. Quinn, albayın beni görmek istediğini söyledi. Burada bekleyin. Ödül avcısı. Başka birini bekliyordum. Yani Şerif Quinn artık aramızda değil mi? Sizce?
Ayrıca dışarıdaki adamlarım da etkisiz durumda sanırım. Anlıyorum. Pekala. Konyak? Aa, doğru ya, sen konyak sevmiyordun. Pekala. Evet. Tamam. Sağlığına. Beni öldürecek misin? Yani bildiğim kadarıyla başıma ödül konmadı. Konmalıydı. Bu bir çeşit intikam ya da kan davası mı? Bu sadece adalet. Ben inanılmaz ikna edici bir adamım. Belki fikrini değiştirebilirim. İstediğim şey o köylülere araziyi sattığına dair belge. Hemen şimdi. Pekala. Beni öldürüp arazi belgesi alınca her şey bitecek mi sanıyorsun? İkramiye çok büyük. Ben olmazsam bir başka hırslı adam aynı açlıkla yerimi alacak. Seni öldürmeye geldiğimi söylemedim. Ne yani, öylece gidecek misin? Cehenneme hoş geldin abla. Geç kaldın. We'll be right back.